Evet değerli arkadaşlar. Belki hoşunuza gitmeyecek ama belki de gider bilmiyorum. Car Dealership simülatöre biraz önce bugün günlerden ne belki bugün Ocak bugün bayağı var bayağı var. Biraz önce bir bakıyorum. Evet kardeş simülatör 0.9 oldu. Bu 0.9'un bize katkısı nedir diye soracak olursanız eğer arkadaşlar. Hemen okuyalım. Car Dealership Simulator 0.9 güncellemesinde neler yapıldı? Düzeltmeler, eklenenler. 1. Araç pazarında bazı araçların konumlarını değiştirmişler arkadaşlar ve araç plakalarında kayıt hataları varmış, onları düzeltmişler. Araba pazarında bazı binaların yok olma durumu vardı, bu giderilmiş. Kamera render mesafesini arttırmışlar. Oynanıştaki bazı kodları optimize etmişler oynanışa. Araçlarda bazı araçlarda kaydetme hatası olduğu için sorun çıkıyordu arkadaşlar. Bunu da düzeltmişler. Zırt pırt yağmur yağıyordu biliyorsunuz. O olay düzeltilmiş. Basketbol pota ve top yenilenmiş sonunda. Sonunda öyle bir şey yapmışlar. Su sebebi eklemişler arkadaşlar. Üzerine gelip E'ye basmamız yeterli, artık oradan su içebiliyoruz. İki tane de farklı model araç eklenmiş oyunumuza. Bakalım bizim save dosyamız gitti mi? Hemen oraya bir hop bastık. Bakalım gitmiş mi? Evet arkadaşlar, oyun sıfırlanmış. Maalesef oyun sıfırlanmış. Yapacak bir şey yok. 250 bin. Yapacak bir şey yok. Oyun sıfırlandı. Erken erişim oyunu olduğu için bunların hepsini kabul ediyorsunuz zaten. Bakın potayı değiştirmiş. Topa, ulan şuna bir zincir yapmadınız be. Arkadaşlar, araba pazarına falan gitmeyeceğim. Dükkanın adını gireceğim ve çalışmaya başlayacağım. Şimdi. Neydi bizim adımız? Furkan Motors. Onayladık Furkan Motors'u. Şimdi oyun sıfırlandığı için ben böyle şansın içine edeyim, kusura bakmayın ama. Aç de. Araba falan satmayacağım abi, biraz parayı yığmam lazım. O yüzden çalışacağız. Sırf çalışacağız gençler. Ne güzel ilerletmiştim ya. Öf, bana ne ya, küstüm. Yapacak bir şey yok. Biraz oyunun sesini yükseltelim ama oyunun sesi çok kısık. Evet, oyunun sesini kıstık. Kısmayalım fazla. Su sebilini nereye koydular, onu bir bulalım mı? Nerede lan bu sebil? Dükkanda mı acaba? Bakayım. Aha burada. Oh, suyumuzu içtik. Lastiği araba gelmiş. Güzel. Abi seni kaldıralım. Bir tost yap bize. Güzel, araba yıkama gel. Pastacılar mı gelmiş? Ha. Ha, oto yıkamaya da araba geldi. Önce şunu bir yıkayalım. Şansa bak ya. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Şu cilacıyı hallettik. Şimdi gel. Allah bereket versin abi. Yani dükkandaki standart işleri yaparak
para kazanabiliriz arkadaşlar. Niye karanlıkta çalışıyorsam? Oyunun sıfırlanması kötü oldu ya. Yapacak bir şey yok abi. Al abi lastiği. Yani ben galericiyim abi. Kendime öyle çok bir lüks araba almama gerek yok. Önce işi büyütmem lazım. Tak abi. Evet, çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Allah bereket versin hocam. Yıkamaya araba geldi, duydum sesini. Abim, özür diliyoruz, beklettik seni sayın abim. Eleman alamadık abi ya, dükkan ne yer yok biliyor musun? Şu elimdeki parayı bir yere dayamam lazım ki. Değil mi gençler? Güzel. Lastiği araba gelmiş abi. Bas. Şu arabayı bir yıkayım geleyim abim. Evet. Yıkadık arabamızı. Şu tostumu bir yiyeyim ben kardeşim. Gel. Alalım malzemeyi de. Yapacak bir şey yok abi. Malzeme alacağız. Kullanıyoruz sonuçta. Akşama kadar bu işi yapacağız. Şu parayı biraz farklı başlayalım mağarayla. Hani hazır silindi. Oyun da gelişiyor bizle birlikte. Hani bütün yayıncı arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar. Hani bilmiyorum, ben o kadar ünlü falan da değilim. Yapımcı kardeşler duyar mı bilmem ama. Yani genel hatlarıyla oyun güzel zaten. Yani sevdim ben oyunu. Gerçekten güzel. Ama şunu söyleyebilirim. Bence bu oyunda bazı değişiklikler yapılıyor. Zaten arkadaşlar takip ediyorlar belli ki. Üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Erken erişim diyorlar zaten kendileri de. Belli ki oyunumuz daha gelişecek. Yani ilerleyecek bu oyun. Otomatik oto yıkamaya getirmişler ama şu lastiklere falan filan olaylarına da biraz daha böyle hani insan figürleriyle ilgili biraz çalışsalar güzel olur. Hani insanlar arabalara baksınlar falan, hani beğenmesin, almasın mesela. Ya da ben almaya gittiğimde pazarlık yapabiliyorum mesela. Benden almaya gelenler de pazarlık yapabilmeliyim. Ben belki eklemişlerdir bilmiyorum da. Thank you.
Allah bereket versin. Sen kalk abi, kesin yıkamada. Aa yok. İlginç. İlginç yani. Çok ilginç hem de. Sen bir tost koy oraya da, ne olur ne olmaz. Ver abi lastiğini. İlginç dedim, geldi. Koyduk. Evet. Bunu da taktık yerine. O zaman abim sana bir Allah tazlik yapacağım. Kusura kalma. Hızlıca şu arabayı da temizleyelim abi. Bayağı kazandık aslında arkadaşlar. Allah bereket versin. Hoş geldin abim. Şu arabaya bir su tutup geliyorum abi. Yalnız şu altta gözükmesi çok hiç hoşuma gitmedi şu şeyin ya. Yani menet niye görünüyor anlamadım. Sinirimi bozdu. Cila takımımız bitmiş. 1000 lira verelim, alalım. Şimdi gel. Al abi makineyi. Lastik lan. Al işte. Abi baga girme yani. Burada da baga girme yani. Anamızı belleme bizim. Müşteri gelmeyecek. Şu lastikli emmiyi yolladık mı? Ben bir gün daha bu işi böyle yaparım gibi geliyor bana. Evet. Güzel. Allah bereket versin kardeşim. Bir şu şeylere bir bakalım. Siteye. İkinci el sitesine satmak için. 261. 232 1.4 motorlusu. Yani çok istiyorsun be abi. Biz araç pazarına biraz para biriktirip gideriz. Ne yapacaksak orada yaparız gibi geliyor bana. Yani bu hoşuma gitmedi benim. Hemen zıbaralım. Ve sonraki gün dedi abi.
Dükkanı aç abi. Tostumu yedim. İş bekliyorum. Malzememiz var. İşimiz. Ben tost basmış mıyım ya? Hoş geldin canım benim. Kaldır şu düdüğü. Gel bakayım. Gayet güzel. Buradan mangır aldık. Pastacılığa da mı araba geldi? Aa, güzel. Biraz para kazanalım ya. Yıka şunu. Temizle şunu abi. Allah bereket versin. Abi 2 dakika daha bekle be. Yağmurlu havada arabayı yıkatmaya gelmiş düdük. Şuna bir su tutam da gelelim. Evet, bu arkadaşı da bir su tuttuk. Al abi aleti eline. Hızlı. Koyduk. Güzel. Ver abi. Koy. İyi çalışıyoruz ya. Bu çalışmalar bizim için önemli, gencolar. Abim bekle ya. Abi seni gönderdim. Şuna bir su tutalım hemen. Allah bereket versin. Kesinlikle burada araba var. Güzel. Yıkayalım abi hocam. Seni bir yıkayalım. Lastiğe diye araba geldi abi. Abi 2 dakika dur orada. Dur şunun cilasını bir sürttüreyim geliyorum. Dur. Allah bereket versin. Var mı yıkamadı Arap? Yok. Geldi ama. Koş 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 koş. Allah bereket versin.
Güzel. Hemen lastiği koy abi. Şu arabayı da bir güzelce bir yıka. Kapat. Ver abi. Hızlıca yıkayalım. Allah bereket versin. Allahu Ekber. Hocam ben seni bir cila alayım da. Güzel. Temiz iş. Paramız arttı bak. 2 günde deli para yaptık. Hop, ne oluyor lan? Heh. Abi hoş geldin. Yıkamada araba yok değil mi? Ver abi lastiğini hemen. Yapıştır gelsin. Tamam geliyorum abi, yıkayacağım seni şimdi, bir dakika. Şu lastiği bir yerine koyalım. Hızlıca koşalım. Arkadaşı köpürtelim, köpürt. Allah bereket versin. Bunu da hızlıca koy, kapat, suyu çek. Lastik değiştirme işlerini iyi yok. İşte diğer işleri falan gayet iyi yapıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Allah bereketini arttırsın abim. 3000 küsur alacağız şimdi bak bu işten. Hop da. Güzel. Yap cilanı kardeşim yap. Nerede unuttum lan? Al cila seti. Kapat. 5. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Ver. Güzel. Ver. Yıkamaya araba geldi şu an. Güzel.
Yap satış abi. Uç. Uç 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 uç. Hızlıca yıkayalım. Temiz. Yıkamaya devam edelim kardeş. Belki yıkamaya arabaya gelir diye şey ettim ama artık geleceğini sanmıyorum. Vallahi yıkamaya araba geldi son dakika. Allah bereket versin. Güzel. Koyduk. Şimdi araba pazarına gideceğiz arkadaşlar. 303 bin liramız var. Çok bir paramız yok. Şimdi otopazarındaki mevzuları göreceğiz. Bir eve gidelim. Üçüncü güne geçsin. Çöp möp var mı? Bir çay tost yapalım abi. Bir çay daha içeyim ya. Neyse, hadi arabaya binelim, moto pazarına gidelim. Birazcık araba alalım. Hoppa. İkinci el araç pazarındayız şimdi. Evet. Şurada Renault'lar var. Burada bir Renault var. Mercedes AMG gelmiş gördüm. Tofaş'ımız var bir tane orada. Volkswagen kediler var. Minibüsler burada ama. Yeni gelen modellerden birini gördük. Zaten ona paramız yetmez bizim. Gele gele Mercedes gelmiş arkadaş. Clio'ların fiyatlarına bir bakalım da. 134 bin istiyorsun buna. Motoru da %80 bir de. Çok istiyorsun be abi be. Çok istiyorsun ablacım ya. Ne yaptın sen bizi bitireceksin mi ya? %87 motor durumu. 145 bin. 93, 168 bin. Alırsam şunu alacağım abi. Şurada bir de Tofaş var. Tofaş'a bakayım. Tofaş'ın durumu ne? Hepsinin kilometresi şüpheli zaten. %82. Yani motor durumları biraz zayıf.
Ne istiyor? 168 bin. 158 bin abi. Tamam. %164 diyorsun, tamam. Aldık bunu park yerine. %145 istiyor. Öldürdün dedi. 125'e bıraktı ablam. Şurada bir de Tofaş var abi. 121 demişsin. Ben bunu niye alamıyorum lan? Param bitti. Paraya bakmayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi işe gidelim. Arkadaşlar güncelleme geldiği için bu bölüm biraz uzun olacak. Haberiniz olsun. Diğer bölümlere nazaran. İki tane Clio'muz var. %125 almışım motor durumu %80, 125 ise 140 bin yazarız buna. Yani. %164 bin. %90 bin abi. Tamam mı? Aç bakayım şimdi dükkanı. Öğlen oldu anasını satayım arabalar alıp gelene kadar ya. Ufak bardak çay içelim. O kadar alışveriş yaptık. Yorulduk ya. Bir çay içelim abi. Üstüne bir de tost gömdük mü? Oh. Artık bilemiyorum müşteri mi gelir? Yani iş geliyor. Sen yukarı kalk abi. Şu arkadaşı bir yıkayım geleyim ben. Gel 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 gel.
Evet, şu lastikleri. Şu arabayı yıkayayım, sonra pastacılığa gideceğiz. Allah bereket versin. Abi dayı lastiğe geldi. Müşteri mi? Koş ulan koş 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 koş. 117 bin mi? Dayı kusura bakma da ben sana o arabayı vermem ya. 117'ye ben sana arabayı vermem. Boşuna heveslenme yani. Kıyarto. Yok abi, 117'ye vermem arabayı. Hiç heveslenme. Zararına satış yapacak değilim yani. Şimdi müşteri geldi, 117 verdi mesela. Ben o arabayı o paraya veremem. Zarar ederim yani. Hani kardeşim 117 olmaz işte. Sen bana bu arabayı işte 115'e ver falan. Yani o alımda yok o pazarlık muhabbeti. Adam geldi 117 dedi. Ben şimdi bu adamı bu paradan vermek istemiyorum o arabayı yani. Güzel. Koş 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 koş. Baba sen hangi araba istiyorsun baba? Al. 179 bin verdi o arabaya. 3 1 de 1 lira da olsa kâr ettim.
Hadi. Reisi gönder abi. Allah bereket versin. Bir çay yap, bir de tost yap. Tostu yemeyeceğim ama çayımı içeyim. Güzel. Bu arabaya ne fiyat verdik abi? 140 bin dedik bu arabaya. Yani buna biraz daha adam işte verirse 130'a yakın bir para alabilirim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bahsi yürük. Eve gidiyoruz. Ve geri döndük. Nasıl bir su içtiysek 141 oldu. Evet. Oyunu kaydet diyelim. Kaydet, kaydet, kaydet. Niye kaydetmiyor lan bunu? Şu an kaydetti mi, kaydetmedi mi bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi Car Dealer Simülatör'e bir güncelleme gelmiş. Bu güncelleme ile ilgili bir bölüm çekmiş olduk. Yine diğer bölümlerde de farklı yapılan şeyleri de göreceğiz ama şimdilik benden bu kadar diyelim. Yeni bölümde görüşürüz diyelim arkadaşlar. Çünkü bütün save dosyam silinmiş. O üzüldüm biraz ama yapacak bir şey yok. Her neyse yeni bölümde sizlerle tekrar ve tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın.